Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Sıcaklar ve Haziran ayına girdik. Sıcaklarla karşı karşıyayız. Sağlığınıza dikkat edin. Soğuklarda dikkat ettiğiniz gibi sıcaklarda da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kilosu fazla olanlar, tansiyonlu olanlar daha çok dikkat etmeleri gerekiyor ki sıcaklarda onlar açısından bir risk var diyerek başlayalım. Ve son dönemde gündemde bir baktım, Fenerbahçe seçimi var hafta sonu. Ben Fenerbahçeliyim ama Fenerbahçe ile ya da işte futbolla çok ilgilenmiyorum. Çünkü biraz fazla zamanını alıyor insanın, o çerçevede değerlendiriyorum. Şimdi Acun Ilıcalı üzerinden yürüyen bir tartışma var. Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım işte Adnan Oktar'la ilgili olarak bir iddiada bulunmuş. Adnan Oktar'ın talebesi olduğunuz ki Adnan Oktar daha önce Acun benim talebemdi demiş ve övgüyle bahsetmiş. Yine Mehmet Coşkun Pamir'in ifadesi var. O da işte Acun beni tanıştırdı onlarla demiş. Acun'a baktığımız zaman gayet girişimci. İşte adalarda çekimler yapıyor, yarışmalar yapıyor. Ve burada da bu yarışmalardan sonra onlar kesmemiş olacak ki Fenerbahçe yönetiminde Ali Koç'la birlikte yol yürümek istiyor. Burada da Aziz Yıldırım'a birazcık Ali Koç'un karşısında konuşamaz ve benzeri gibi sözler üzerinden Aziz Yıldırım da sen misin onu diyen deyip Acun Ilıcalı kaşınıyor diyor. Ve birçok kirli çamaşırını da ortaya döküyor. Şimdi Acun Ilıcalı'nın işte orada pasaport verdiği, FETÖ'cülere pasaport verdiği iddiası var. Diğer taraftan efendim uçaklarla neler götürüldü ki orada sanki para götürülüyormuş gibi bir algı oluşturmuş durumda ya da başka bir şeyler de olabilir. Netice itibariyle bunların hepsi ağır ithamlar ve Acun Ilıcalı'ya destek kimden gelmiş bilin bakalım. Uğur Dündar'dan gelmiş. Kurgu haberlerin, montaj haberlerin Türkiye'deki ilk mucidi olabilir Uğur Dündar. Uğur Dündar Acun Ilıcalı'ya destek vermiş. Tabii normalde baktığımız zaman Acun Ilıcalı efendim kendi halinde işte plajlarda milletle bikinili kızlarla röportaj yapan oldukça girişimci bir birisiydi. Türkiye'de bir platform kurdu, yarışmalar kanalı var. Yarışmalardan para basıyor. İyi bunlarda gözümüz yok ama almış olduğu pozisyonun da birilerine bir laf söylerken karşınıza neler çıkacağını da hesap etmeniz lazım. Eğer camdan kulede yaşıyorsanız o zaman kimseye taş atmayacaksınız Acun Ilıcalı. Netice itibariyle Aziz Yıldırım bunları söylediği için acaba onun aleyhine bir süreç gelişir mi? Onu zamanla göreceğiz ama bu tartışmanın içerisinde Hamdi Akın var, efendim bir sürü isim var ve o dönemde Hamdi Akın'ın özellikle FETÖ'nün o kumpas sürecinde televizyona çıkıp da Zaman Gazetesi'nde falan bir takım şeyler söylemiş olması Hamdi Akın'ın da bir noktada sorgulanması gereken bir isim olarak karşımıza çıkarıyor. Hamdi Akın Ankara merkezli bir şirketin patronu ve orada Hamdi Akın'ın önceki dönem FETÖ ile anılan Hacettepe yönetimiyle de bir takım işleri, ilişkileri olduğu da söyleniyordu. Netice itibariyle bunların hepsinin açığa çıkması çok arzulayacağımız bir husus olur. FETÖ ile Adnan Oktar'la şuna bununla kimin bir şeyi varsa bunlar açığa çıksın. Hak ettikleri cezaları alsınlar. Tek isteğimiz bu. Çünkü başka türlü bu millet yarınlara umutla bakamaz ve baktığımız zaman Adnan Oktar'ın da daha önce Said Nursi'nin talebesi olarak sonra ayrışıp önce Harun Yahya takma adıyla Yahudilik ve Masonluk kitapları yazdığını biliyoruz ve o yazmış olduğu kitaplarda da onları çok büyük, yüce bir yerde bizim görmemizi sağladılar ve her şey Yahudilerden, her şey Masonlardan geçiyor bu ülkede gibi bir algı oluştu. Evet öyle bir şey vardı. Sonra o Masonik yapının farklı bir tezahürü olarak Fethullah Gülen Nurculardan ayrılarak o da kendine ait bir örgüt kurdu. Cemaat falan değil. Bunları hala birileri cemaat diyor. Bir örgüt kurdu. Orada da Masonik bir yapılanmayla kendi taraftarlarını orada önünü açtı. Devletin tüm kurumlarına yerleştirdi. Hırsızlık yaptı. Yolsuzluk yaptı.
kelimelerimi seçerek konuşmak istiyorum. Küfürler bunlara az gelir ama küfür edip de ağzımızı kirletmeye, günah kazanmaya hiç gerek yok. Bunlar kadar lanet bir örgüt yok. Şimdi biraz da FETÖ'nün içerisindeki karşılıklıkları konuşacağız ama bu futbol tartışmalarının içerisinde de Fethullah Gülen denen bilmem ne çocuğunun oluşturduğu bir rant ağı vardı. Birçok Anadolu'daki futbol takımlarında bile bu kendisini gösterdi. Çünkü bunlar Anadolu'dan palazlanıp işte oradaki eşrafın çocuklarını devşirdiler. Ondan sonra oraları, kontrolleri altına aldılar. Siyasetleri zaten de örgütlülerdi, okulları vardı, gazetecileri vardı. Bakın bunlar medyada en güçlü oldukları alan olduğunu söyleyebiliriz. Tek en önemli yaptıkları iş dezenformasyon ve eğitim ve hukuk sistemindeki, yargıdaki, emniyetteki, TSK'daki şeyleri ondan sonra gelir. Çünkü medyayla bir zemin oluşturup ondan sonra başka yerlere servis yaptılar. Bir zemin oluşturdular. Hala yapıyorlar. Hala FETÖ'ye hizmet eden bu ülkede gazeteciler, televizyon yorumcuları ve siyasetçiler var. Biz bunlardan kurtulmazsak geleceğe güvenle bakamayız. Tekrar söylüyorum. Ve izlediğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.